Merhaba arkadaşlar, ben biyoloji öğretmeniniz Hatice Uzun Doğan. Biliyorsunuz ki derslerimize bir süreliğine uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Umarım siz de föylerinizi açmışsınızdır ve derslerinizi takip etmeye başlamışsınızdır. Ünitemiz 4. ünite ve 10. föyden kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Omurgasızlar şubesini işlemiştik. Bitkiler alemine bakmıştık. Omurganlar şubesini şu anda işlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Omurganlarda sinir şeridi sırttadır. Biliyorsunuz ki omurgasız hayvanlarda sinir şeridi karındadır diyorduk. Diğer bir özelliği, omurganlarda embriyonik dönemde notokord, ilkel omurga bulunur. Ergin dönemde notokord omurgaya dönüşür. Omurganlarda embriyonik dönemde solungaç yarıkları bulunur. Bunu şöyle de nitelendirebiliriz. Suda yaşayanlar solungaç, karada yaşayanlar akciğer solunumu yapar diyebiliriz. Diğer bir özelliği, tüm omurgalılarda kapalı kan dolaşımı görülür. Kapalı kan dolaşımına biraz açacak olursak, kılcal damarlardan, atar damarlardan, toplar damarlardan oluşan bir dolaşım sistemi. Yani kan damarların içerisinde dolaşacak arkadaşlar. Diğer bir özelliği, omurgalılarda iç iskelet vardır. Ancak çoğunda iskelet kemik ve kıkırdaktan oluşsa da köpek balığı ile vatozda iskelet sadece kıkırdaktan oluşur diyoruz. Bu nedenle köpek balığı ve vatozda büyüme sınırsızdır diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü kıkırdak kemikli bir yapıya dönüşmediği için büyüme sınırsız olabilir. Biliyorsunuz ki bitkilerde sınırsız bir büyüme vardı. Omurgalarda büyüme sınırlı. Çünkü kıkırdaklarımız maksimum 21 yaşına kadar epifiz plağı dediğimiz bir kısımda kemiğe dönüştüğü için büyüme sınırlıdır diyoruz. Omurgalıların derileri çok katlı örtü epiteliyle örtülüdür. Bunu da omurgalıları 5 sınıfa ayıracağız. Balıklar, iki yaşamlar, memeliler diye göreceğiz ileride. Bunların hepsinde ayrı ayrı örtü epiteli var. Örneğin balıkların vücutları pullarla kaplıdır. Sürüngenlerin vücutları pullarla kaplıdır gibi özelliklerini belirteceğiz arkadaşlar. Devam edelim diğer özelliklerine. Omurgalılar holozoik beslenir. Holozoik neydi arkadaşlar? Besinlerini katı parçacıklar halinde almasıydı. Diğer bir özelliği, omurgalılar bilateral simetridir. Ne demek? Omurga kemiğin vücudu sırttan iki eşit parçaya böler. Yani vücudumuzun ortasında bir çizgi olduğunu düşünürsek iki kolumuz, iki bacağımız, iki gözümüz, iki kulağımız gibi düşünebiliriz. Yani vücudu iki eşit parçaya böler diyoruz. Yine arkadaşlar, tüm omurgalıların boşaltım organı böbreklerdir. Yine tüm omurgalılar ayrı eşeğilidirler. Erkeği ve dişisi bulunur. Omurgalılarda eşeğsiz üreme görülmez. Diğer bir özelliği, omurgalılarda solunum pigmenti yani hemoglobin al yuvarın içerisinde bulunur. Hemoglobinin görevi neydi? Kana kırmızı rengini verecek ve olgun al yuvarları diğer memelilerden farklı olarak çekirdeksizdir. Neden çekirdeksiz arkadaşlar? Çünkü daha fazla oksijen ve karbondioksit taşıması için çekirdeksizdir diyoruz. Konumuza bir örnekle devam etmek istiyorum. Bir hayvanın omurgalı olduğunu 3 tane öncül vermiş. Özelliklerinden hangileri kanıtlar diye sormuş. Birinci öncülümüzde kapalı dolaşıma sahip olma demiş. Az önce de belirtmiştik. Evet, omurgalıların bir özelliği kapalı kan dolaşımının görülmesi. Doğru. İç iskelet taşıma. Doğru. Yavrularını sütle besleme demiş. Bu özellik tüm omurgalılar için geçerli değildir. Memeliler sınıfında bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve...
2 diyorum ve devam ediyoruz. Bu soruları arkadaşlar siz ödev olarak çözebilirsiniz. Omurgalı hayvanlar 5 sınıfta incelenir. Balıklar. Örneğin köpek balığı, vatoz, alabalık, sazan. Burada karışan bir örnek daha verebilirim ben. Deniz atını da örnek verebiliriz. Deniz atı da balıklar sınıfında incelenecek arkadaşlar. Amfibiyalar dediğimiz yani iki yaşamlılar. Örneklerinden biri semender, diğeri de kurbağalar diyoruz. Üçüncü sınıfımız sürüngenler. Yılan, bukalemun, kaplumbağa, timsah, kertenkele. Su yılanı da buna ekleyebiliriz. Suda yaşadığı için belki karıştırabilirsiniz. Bukalemun ekleyebilirim. Örnek olarak. Burada kaplumbağanın altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Kaplumbağanın dış kısmındaki kabuğunu bazen dış iskelet olarak karıştırabiliyorsunuz. Fakat kaplumbağa omurgalı bir canlıdır ve o kabuğu da iç iskeletten oluşmuştur arkadaşlar. Bunu da altını çiziyorum. Dördüncü sınıfımız kuşlar. Örnek olarak burada penguenin altını çizmek istiyorum. Çünkü pengueni de karıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Tavuk, tavuğu da karıştırabiliyorsunuz. Serçe, kartal, deve kuşunu da örnek verebilirim. Son sınıfımız memeliler. Örnek olarak kirpi, balina, yunus, fok, yarasa, fare, insan, tavşan demiş. Burada karıştırabildiğiniz yunus, fok, balina suda yaşadıkları için bunları bazen memeliler sınıfında düşünmüyorsunuz. Fakat bu söylediğimiz 3 hayvan suda yaşayan memeliler sınıfındadır. Yarasa yine uçan bir memelidir. Ve memelilerin en tipik özelliği yavrularını sütle beslerler diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kurbağalar hem kara hem de suda yaşamaya uygun özelliklere sahip oldukları için çift yaşamlılar amfibiya olarak adlandırırlar. Diğer bir özellik, kalpteki kirli kanın solunum organında temizlendikten sonra kalbe geri dönmesine küçük kan dolaşımı denir arkadaşlar. Yani kalp ile akciğerlerimizin arasındaki dolaşıma küçük kan dolaşımı veriyoruz. Kalpteki temiz kanın bütün vücuda dağılıp kirlendikten sonra tekrar kalbe geri dönmesine büyük kan dolaşımı diyoruz. Yani kalbimizden kan çıktıktan sonra bütün vücudumuzu dolaşıp kirli kan tekrar kalbe geri dönmesi de büyük kan dolaşımı olarak nitelendiriliyor. Omurgalılar içerisinde sadece balıklar, yıldız koyuyorum, küçük kan dolaşımı görülmez. Çünkü balıkların solungaçlarında temizlenen kan kalbe dönmeden vücuda dağılır. Yani kısaca söyleyecek olursam balıkların kalplerinde her zaman kirli kan bulunacak. Kurbağalarda ve sürüngenlerde kış uykusu görülür demiş. Memeliler sınıfında da diyeceksiniz ki ayıda mesela kış uykusu görülebiliyor. Fakat ayıda görülen kış uykusu yeterince besin bulamamasından kaynaklanan bir ifade diyelim. Kurbağalarda ve sürüngenlerde görülen kış uykusu vücut ısısının değişken olmasından kaynaklanır. Bunu ayrıntılı olarak göreceğiz arkadaşlar. Balıklar sınıfına başlamak istiyorum. Balıklar. Dış döllenme, dış gelişme görülür. Ne demek istiyoruz? Yani dış döllenme, dış gelişme derken sperm ve yumurtalar suyun içerisine bırakılacak. Suyun içerisinde döllenme şansı az olduğu için çok fazla sayıda gamet suyun içerisine bırakılacak. Vücut örtüsü balıkların pullarla kaplı, solunum organı solungaçtır diyoruz. Genellikle yüzgeç bulunduracaklar. Vücut ısıları
değişken. Bunu not edelim. Vücut ısıları değişken. Balıkları ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Föyünüzde yer almamış ama biraz ayrıntısından bahsetmek istiyorum. Kıkırdaklı balıklar, kemikli balıklar. Kıkırdaklı balıklara örnek olarak az önce de aslında ifade etmiştik. Köpek balığı, vatoz örnek verebiliriz. Bu balıklarda şimdi dış döllenme, dış gelişme demiştik. Fakat kıkırdaklı balıklarda iç döllenme görülecek. Yine dış gelişme olacak. Az önce de kıkırdaktan oluştukları için sürekli büyüyebilirler demiştim. Yüzme keseleri yoktur kıkırdaklı balıkların. Bu yüzden sürekli yüzmeleri gerekir diyorum ve kemikli balıklara geçiyorum. Kemikli balıkların vücut örtüsü pullardan oluşacak. Örnek olarak alabalık örnek verebiliriz, pirana örnek verebiliriz. Daha doğrusu bu iki örneğimizin dışında kalan diğer balıkları örnek verebiliriz diyorum. Kurbanlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradan sildim kullanı. Kurbağalarla devam ediyoruz. Kurbağalar diyoruz. Diğer ismi iki yaşamlılar. En önemli özellikleri başkalaşım geçirirler arkadaşlar. Başkalaşımın diğer ismi metamorfoz. Başka başkalaşım geçiren canlılar var mı? Tabii ki de var. Omurgasız hayvanlarda biz bunları görmüştük. Eklem bacaklılarda başkalaşım geçirebiliyorlardı. Örnek olarak kelebekleri söyleyebiliriz. İki yaşamlılarda hayatların döngüsünde iki tane evde olacak arkadaşlar. Bunlar larva dönemi ve ergin dönemi diye ikiye ayrılacaklar. Larva döneminde solungaç solunumu yapacak. Ergin dönemde ise akciğer solunumu ve deri solunumu yapabilecekler arkadaşlar. Şimdi kurbağaların derileri sürekli mukus salgılıyor ve sürekli nemli bir şekilde durduğu için daha çok deri solunumu yapacaklar. Akciğerleri çok gelişmediği için de deri solunumu yaparlar diyebiliriz. Ayrıca kurbağalar kış uykusuna yatarlar arkadaşlar. Hatta öyle kurbağalar var ki Alaska'da yaşayan kurbağalar, Alaska kurbağaları çok soğuk olduğu için vücudunu dona dönüştürüyor. Hatta kestiğinizde kanı bile donmuş bir şekilde. Ama tekrar metabolizmasını yükseltip olumlu şartlar sağlandığında hayatına devam edebiliyor. Bunu da belirtelim. Yani o zaman kurbağalar için ne diyoruz? Vücut ısıları değişkendir diyoruz. Vücut ısıları değişkendir. Yani ne demek istiyoruz burada? Vücut ısıları değişken, değişen hava şartlarına karşı metabolizmalarını düşürebiliyorlar ve uygun şartlarda tekrar metabolizmalarını yükseltip yaşamalarına devam edebiliyorlar diyoruz. Sürüngenlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Yine ben silmek istiyorum. Siz bunları föylerinize not ettiniz. Devam ediyoruz. Sürüngenler. Sürüngenler dediğim kara hayatına uyum sağlamış canlılardır. Döllenme şekli iç döllenme, gelişme şekli dış gelişme görülecek. Yani sürüngenler
yumurtlayacaklar arkadaşlar. Fakat kuluçkaya yatmazlar. Yavru bakımı yoktur. Bunları önemli arkadaşlar belirteyim. Kuluçkaya yatmaz. Yavru bakımı yoktur. Fakat dış gelişme görüldüğü için yumurtlarlar diyoruz. Devam edelim diğer özellikleriyle. Vücut örtüsü keratinden yapılmış pul veya plaklarla kaplıdır arkadaşlar. Ve ne solunumu yapacaklar? Akciğer solunumu yapacaklar. Karıştırmıyorsunuz. Deri solunumu yapmazlar arkadaşlar. Deri solunumu yapmayacaklar. Akciğer solunumu yaparlar diyoruz. Bundan sonraki sınıfımız kuşlar. Kuşlar iç döllenme, dış gelişme. Vücut örtüsü tüylerle kaplı, solunum organı akciğerler. Kuşlar sınıfını föyümüzde ayrıntılı bir şekilde incelemiş. Dilerseniz onun üstünden gidebiliriz. Şu şekilde devam edelim. Kuşlar sınıfı. Akciğerleri esnek değildir. Aort yayı sağ tarafa doğru kıvrım yapar. Memelilerde ise sol tarafa doğru gelişmiştir diyoruz. Memelilerden farkı budur. Hava keselerinin olması, diş taşımaları, kemiklerinin içinin boş olması uçmalarını kolaylaştırır. Şimdi kuşların birkaç özelliğinden bahsedeyim. Kuşların ön üyeleri kanat şeklini almıştır arkadaşlar. Ön üyeleri. Bizim üyelerimiz dediğimiz kollarımız ve bacaklarımız. Kuşların ön üyeleri kanatları, arka üyeleri dediğimizde ayaklarından bahsedeceğiz. Kuşların dişleri yoktur. Dişleri olmadığı için neye sahipler? Gagaya sahipler. Hatta etçil olan kuşların gagaları daha çok sivri olmasını gözlemlemişsinizdir. Vücutları keratinden yapılmış, tüylerle kaplıdır arkadaşlar. Bir başka özelliği ne demiştik? İç döllenme, dış gelişme demiştik. O zaman kuluçkaya yatacaklar mı? Evet. Çünkü yumurtlayacaklar. Kuluçkaya yatarlar. Sürüngenler de yumurtluyordu fakat kuluçkaya yatmıyor demiştik. Bir başka özelliği kuşların idrar kesesi yoktur arkadaşlar. Ve bir başka özelliğinden de bahsedecek olursak uçmasını kolaylaştıran bazı yapılar gelişmiştir arkadaşlar. Bunlar nedir? Kemiklerinin içinin boş olması önemli bir özellik. Biz memelilerde ya da insanlarda kemiklerimizin içi kemik iliği vardır. Bu kemik iliği kan hücrelerin üretimini sağlıyor biz insanlarda, memelilerde. Ama kuşlarda kemiklerin içinin boş olması ve boş olması da hava keseleriyle dolu olması kuşların uçmasını kolaylaştıran bir adaptasyon diyorum. Kuşlardan sonra diğer bir sınıfımız olan memeliler sınıfına geçiyoruz arkadaşlar. Böylece omurgalılar sınıfımızı işleyip omurgalılar şubesini de bitirmiş olup ilerleyen konumuzda devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım bir saniye. Virüsler.
küresel bir sorun haline gelen virüsler. Virüsler için diyoruz ki arkadaşlar, ilginç varlıklar diyorum virüslere. Şöyle büyütelim. İlginç varlıklar. Canlılar alemi içinde sınıflandırılmıyorlar. Canlı ve cansız arasındaki geçiş formudur. Okuyalım hep beraber. Her ne kadar üreme yönüyle canlılara benzeseler de canlılardan farklı olan çok sayıda özelliği vardır. Bu yüzden virüs canlıya benzer özellikleri olan ama canlı olmayan bir yapıdır. Bakalım virüslerin yapısında neler var? Yapısında protein kılıf ve nükleik asit bulunur. Nükleik asitlerine biz genom ismini vereceğiz. Virüsler bakterilerden çok daha küçük yapılardır. Bakteri mikroskopla incelenebilir ama virüsleri elektron mikroskoplar ile inceleyebiliyoruz. Bu yüzden birçok virüsün yapısı hatta daha günümüzde iyi incelenememiştir. Yapısı en iyi incelenmiş olan virüsler bakteri virüsleridir. Bunlara da bakteriyofaj ismini veriyoruz. Bakteriyofajların nükleik asidi DNA'dır. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Virüsün yapısında bir dış kısmında protein kılıfı, bir de ya DNA'sı ya RNA'sı bulunur. Yani bir virüste hem DNA hem RNA bulunur diyemeyiz. Hatırlıyorsunuz ki biz canlıların ortak özelliğinde demiştik ki bütün canlılarda DNA ve RNA ortaktır. Ama virüsler zaten ilginç varlıklar olduğu için ya DNA ya da RNA bulunduracaklar. İkisini birlikte bulunduramazlar diyorum. Devam edelim. Virüslerde hücresel yapı yoktur. Yani hücre zarı, sitoplazma, organel. Bakın organelde de şunu belirteyim. Ribozom yine bütün canlılarda ortak demiştik. Ama bu virüslerin ribozomu yok, mitokondrisi yok, endoplazmik retikulumu yok. En önemlisi enzim sistemi yoktur virüslerin. Arkadaşlar bundan ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Virüsler beslenemez, büyüyemez, hareket edemez, metabolizması yoktur. ATP üretmez ama konak hücrenin içerisinde çoğalırken konak hücrenin ATP'sini kullanacak. Dış ortamda kristalize olurlar. Bir tuz kristalleri olarak düşünebiliriz bunu. Hiçbir canlılık faaliyeti göstermez. Sadece konak hücre içerisinde çoğalabilecekler. Bu yüzden bunlara zorunlu hücre içi parazittir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir yorum yapılmış. Grip aşıları her sene yenilenir. Ortamda en yaygın olan virüs tipleri tespit edilerek ona göre aşı üretilir. Ancak aşı olduğumuz halde yine de gribe yakalanabiliriz. Çünkü aşısını olduğumuz virüs tarafından değil, başka bir virüs tarafından enfekte olmuş olabiliriz. Yüzlerce grip virüsü çeşidi vardır. Hatta halk arasında şöyle bir söylenti de olabilir griple ilgili. Espri olarak öyle söyleyeyim. İlaç kullanırsanız bir haftada, kullanmazsanız 7 günde iyileşirsiniz gibi. Yani virüsler çok sık mutasyona uğradıkları için virüse karşı aşı üretmek çok zordur arkadaşlar. Ve virüsler antibiyotiklerden etkilenmezler arkadaşlar. O yüzden antibiyotik kullansak da kullanmasak da tedavi süremiz yine virüslere karşı tek silahımız bağışıklık sistemimizdir. Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendireceğiz arkadaşlar? Düzenli beslenme, düzenli uyku ile sağlığımızı korumaya çalışacağız arkadaşlar. Devam ediyorum. Şuradan. En önemli özelliği demiştim ki virüslerin enzim sistemi olmadığı için hücre içinde virüslere antibiyotik etki etmez. Az önce de söyledim. Şuradan devam edelim. Virüslere karşı vücudun ürettiği bağışıklık proteinine interferon denir. Grip gibi
viritik hastalıklarda C vitamini gibi vücut direncini arttırıcı besinler tüketilirse vücut daha kolay virüsle mücadele eder ve hastalık daha çabuk iyileşir demiş. Virüslere karşı tek silahımız arkadaşlar az önce de söyledim bağışıklık sistemimiz. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekiyor. İşte bu bağışıklık sisteminde olan proteinlere de virüslerle savaşan proteinlere interferon ismini veriyoruz arkadaşlar. Diğer bir özelliği her virüsel organda çoğalmaz. Örnek verelim. Örneğin kuduz virüsü beyin ve omurilikte. Kızamık virüsü su çiçeği deride. Hepatit virüsü nerede? Duyuyorum. Karaciğerimizde değil mi? Başka bir virüs örneği verelim. Covid-19 nerede? Akciğerlerimizde arkadaşlar. Yani koronavirüsünden bahsediyoruz. Virüsler sık sık mutasyona uğradığı için virüse karşı aşı üretmek zordur dedik arkadaşlar. Şimdi virüsü görsel olarak inceleyelim. Şöyle. Bu göstermiş olduğumuz virüs bakteriyofaj virüsü. Yani neydi bakteriyofaj? Bakteri virüsü müydü arkadaşlar? O zaman bakteri virüslerinin genomu neydi? Bakteri virüsleri DNA taşıyor demiştik. İnfluenza dediğimiz duymuşsunuzdur. Bir virüs çeşidinin de nükleik asiti RNA'dır arkadaşlar diyeceğiz. Bunun şekli de şöyle yuvarlak olup şöyle çıkıntılar olacak. Tabii ki düzgün gösteremedim şu anda ama bizim inceleyeceğimiz virüs şu anda bakteriyofaj virüsü. Şekline bakacak olursak bakın dışarısında bir protein kılıfı var yapısında. Bunu söylemiştik. Şurada DNA'ya sahip. Burası boyun kısmı. Şurasında ise konak hücre zarını eritecek olan enzimlerini burada bulunduracak. Şu ayaklarıyla da bakterinin hücre zarına tutunacak ve bakterinin hücresine girmiş olacak. Bundan sonra bakterinin çoğalmasını göreceğiz arkadaşlar. Bakteriyofajın çoğalması. Yani ne demek istiyoruz? Bakterilerde çoğalan virüsler. Şöyle not edebilirsiniz. Bakterilerde çoğalan virüsler. Düzgün yazamıyorum arkadaşlar. Diyebiliriz. Şimdi şekil üzerinden inceleyelim arkadaşlar. Şu bizim bakterimiz. Şu da virüsümüz. Pardon. Şimdi virüs bakterinin içerisine girerken ilk olarak ilk işlem protein kılıf dışarıda kalacak. Genomunu bakın genomunu protein kılıfı dışarıda kalacak. Genomunu bakterinin içerisine aktaracak. Bu da bakterinin genomu. İlk sırada ne yaptık arkadaşlar? Bir diyelim. Ayaklarıyla hücre zarındaki reseptörlere bağlandı. Protein kılıfı dışarıda kaldı ve genomunu bakterinin içerisine aktardı. 2. Bakteri genomunu parçalar ve parçalanan bakteri genomuna kendi DNA'sını ekler arkadaşlar. Şöyle not edelim bunu. Bakteri genomunu parçalar. Genomunu. Yani genom derken ne demek istiyoruz? DNA'sını değil mi? Parçalar. Ve parçalanan bakterinin DNA'sına kendi DNA'sını ekleyecek arkadaşlar. Virüs genomunu konakçı hücrenin DNA'sına ekler. İkinci olarak gerçekleşen olayımız bu şekilde.
Üçüncü sırada artık bakteriyi parçaladığı için, bakterinin genomunu parçaladığı için kendi DNA'sını ona ekledi. Şimdi ne yapacak? Artık kontrol virüsün eline geçti. Bakteriyi istediği gibi yönetebilir. Yani ne yapacak? Virüsün kontrolünde, virüsün DNA'sının kontrolünde. Virüs kendisi için yeni protein kılıfları üretmeye başlayacak artık. Yeni protein kılıflar üretir. Peki bunu nasıl başaracak? Hiçbir sitoplazması yoktu, organeli yoktu, ATP'si yoktu. Tabii ki de konak hücrenin ATP'sini, organellerini, enzim sistemini kullanıp kendisi için yeni protein kılıflar üretmeye başlayacak. Dördüncü sırada ne olacak arkadaşlar? Genomlar protein kılıf içerisine yerleşecek. Yani DNA'larını protein kılıf içerisine yerleştirir. İçine yerleştirir. Sonuç olarak ne olmuş orada arkadaşlar? 5 diyelim. Konak hücre parçalanır. Konak hücre dediğimiz burada ne? Bakteriden bahsediyoruz. Bakteriyi parçaladık ve serbest halde virüs dolaşmaya başladı. Serbest hale geçer diyelim. Ne yapmış olduk? Kendi DNA'sını etrafını bir protein kılıf ile çevirdi ve bakterinin kontrolünü ele geçirerek kendisi serbest halde vücut içerisinde diğer hücrelere de geçmek üzere harekete geçti. Virüslerin bazı özellikleri canlılara benzese de birçok özelliği canlılara benzemez. Bu yüzden virüsler canlı ile cansız arası geçiş formu olarak kabul edilir demiş. Hangileri canlı olmadığını kanıt olarak kullanılabilir? Canlı olmayacak. Vücut dışında kristalize olması canlı olmadığına kanıt. Metabolizmasının olmaması, hücresel yapıya sahip olmaması. Amaç olabilme olabilir mi arkadaşlar? Canlı olmadığına dair bir kanıt olarak gösteremeyiz. Bu yüzden cevabımız Denizli diyorum. Bir diğer sorumuzla devam etmek istiyorum. Şurada ÖSYM'nin sorusuna bakalım arkadaşlar. Hangisi karşısındaki yaşamsal olayı gerçekleştiremez demiş. A. Virüs ATP sentezi. Virüsler ATP sentezleyemiyordu değil mi? Konak hücrenin ATP'sini kullanıyordu arkadaşlar. Direkt cevabımız A şıkkı diyoruz. Diğer şıkları da inceleyelim isterseniz. Bakteriler karbondioksit üretimi demiş. Evet, paramesyum mayoz bölünme yapar demiş. Amip heterotrof beslenme yapar. Plazmodyum eşelüreme gerçekleştirir diyoruz arkadaşlar. Ve etkinliklere geçiyoruz. O etkinlikleri sizlere ödev olarak veriyorum arkadaşlar. Şuradan ve boşluk doldurma ve tabii ki de testlerimizi örnek veriyorum ve bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.